Wow, Bella'ya bak, nasıl da konsantre olmuş. Bunun gibi bir çizim yaparken iyice konsantre olmanız ve her türlü detayı incelemeniz gerekiyor. Evet, bu resim tam buzdolabına asılmalık oluyor. Hatta çerçeveletilebilir bile. Yani benim bunu yapabilmem için üstünden kopya kağıdıyla geçmem gerekirdi. Yani o kadar güzel olmuş işte. Ama bir daha düşündüm de belki bu resim bir deneme olabilir. Evet, şimdilik şuraya bırakayım. Hayır Bella, boyaların. Of, bunun olacağını biliyordum. Hadi, hadi kuru kuru. Acaba bu pipeti kullanabilir miyim? Belki üflersem kurur. Hey, şu şahane çizgilere de bak. Ne kadar havalılar. Gerçekten de öyleler. Yalnızca bana mı öyle geliyor yoksa gerçekten şahane bir ağaç mı çizdim ben? Belki de şu kulak pamuklarıyla çiçek yapabilirim. Ağaçların dallarına doğal gözüken çiçekler yapmak için kulak pamuğu kullanabilirsiniz. Ama uyarmadın deme, bunu yapmak birkaç dakika sürebilir. O yüzden sabırlı ol. Böylesine basit hareketlerle böylesine şahane şeyler çizilebildiğini kim bilirdi ki? Bu çok güzel Bella. Ah, artık buna ihtiyacım yok. Ben mükemmel miyim, neyim acaba? Of. Nedir bu kadar uzun süren? Neredeyse bitti. Sabrınızın karşılığını aldınız. Tada! Bu bayağı eğlenceli görünüyor. Çocuk çizmek çok kolaydır. Her gün aynada birine bakıyorum zaten. Çok iyi. Eli bunları yapmayı nereden öğrenmiş? Bu hiç olmadı. Matt, hiç vaktin kalmadı. Şu çizimleri görelim bakalım. Şimdi çok hızlı düşünmem lazım. İşte size bir çocuk. Ha? Evet, sanırım bu bir çocuk. Bir dakika, ufak bir ayarlama yapmama izin verin. Tamam ama bir dakikan var. Teşekkür ederim. Bu harfler harika başlangıç noktaları. İlk önce bunları birleştiriyoruz. Bak, bir şeyler bir araya gelmeye başladı. Ve biraz renk çizimi daha canlandıracak. Hiç fena olmadı. Ha, al sana sanat meydan okuması. Bu bir başyapıt. Ne düşünüyorsunuz? İki Picasso var karşımda. Yapabileceğimizi biliyordum. Yaratıcılık sadece kağıda bir şeyler çizmekten fazlasıdır. Dans etmeniz bitti mi artık? Çünkü şimdi köpek çizeceğiz. Bu ilginç olacak. Kulaklarla mı başlıyorum? Matt, yardım ister misin? Şu köpeğe bir bak istersen. Ne? Köpek mi? Unutun gitsin. Hey Ellie. Köpeği gördün mü? Hey, görüyorum şimdi sanki. Bu bir Rottweiler'a benziyor. Şöyle kenarlarını çizebilirim. Sonra da detaylandırayım. Yani mesela böyle bir tasmayla. Ve güzel gözleri bir köpeğin olmazsa olmazı tabii ki. Sıra ıslak burnunda. Ve uzun bir dil. Bir de şöyle güzelce renklendiriyoruz. Bu şey gerçek bir sanat eserine dönüştü. Bu işte gerçekten iyiyim. Benim biraz fazladan yardıma ihtiyacım var. Bunun da işe yarayacağını sanmıyorum. Bu buraya nasıl girmiş ki? Nasıl yani? Bulmayı umduğum şey işte buydu. Benim akıllı oğlum. Ve çok da yakışıklı. Oo, gerçekten çok harikaymış. Bir dakika olmaz. Senin çizimin nerede? Benimki hazır efendim. Sana bayağı ilham verdiğimi görüyorum. Yaşasın. Ama şimdi şunu biraz mıncıklamak istiyorum. Tüylerin ne yumuşacıkmış. Ve sıra sonuncu renkte, yani morda. Dikkat lütfen. Daha işimiz bitmedi. Demek şimdi gökkuşağı çiziyoruz. Oyun tekrar başlasın. Bunu unutmamam lazım. Hep kırmızıyla başlıyorlar. Bak,
Şimdiden gökkuşağına benzemeye başladı. Ben gazlı kalemleri pek tercih etmiyorum. Sen kendi işine bakar mısın? Hiçbir şey yaptığı yok. Hey, o bir popit mi? Bunlara bayılıyorum. Bu tam ihtiyacım olan şey. Çok harika değil mi? Ama ben bunu farklı bir şey için istiyorum. Her bir çizginin kendi rengi olacak. Buraya da birkaç çizgi. İşte çukurları da unutmamam lazım. Şimdi hızlıca döndürüyoruz. Böyle yapmak çok rahatlatıcı değil mi? Neredeyse bunun kadar rahatlatıcı. Öğretmenim, buraya bakar mısınız? Hey! Biz hazırız. Vay canına, bir sürü harika renk. Biraz amatörce ama... Peki. İşte bu farklı bir tarz. Kağıt ne için? Bu kumbarayı sevdiniz mi? Ha, anladım. Önce birkaç kalp çiziyorum. Sonra her şey yerine oturuyor. Nick çizmeye başladı. Sanırım ben de denemeliyim. Hadi bakalım. Ay! Bir teveşir tozu yığınına dönüştü. Bu turu kesin kazanacağım. Şuraya birkaç çizgi daha. Ben de parmaklarımı kullanayım o zaman. Bunlar göz olacak. Bak, bu bir domuz. Vücudunu da unutmayayım. Neredeyse bitti. Nikki'ninki iyi. Ama renkli olunca tabii daha iyi. Tamam, şimdi kuyruğu da ekleyeyim. İşte. Hepsi bitti. Kazanan resme merhaba deyin. Benimkini kaldıramıyorum. Bakalım hele. İyi görünüyor. Çok fazla... Toz... Of ya Melanie. Pardon. Ve sıra sende. Ha? Of. Ben sanat yaparım, matematik değil. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun? Matematik. Biliyorum şapşal. Seninkini açsana. Ne? Bana da bir tane geldi. Baksana, bunları birleştirmeliyiz. Anladım. Bu sen misin? İdare et işte. Dinliyorum. Bu şeye çıkma. Amanın, bu kadar gürültülü olmak zorunda mı? İyi, tamam. Anladın mı? Ben kendim bulurum. Sadece biraz sanat sihri gerekli. Biri bir zürafaya çevireyim. Ne sevimli. Ya ikiyi? Kuya tabii ki. Ama üç sayısı güzel bir kelebeğe dönüşecek. Ya dört? O minik bir balık. Bayağı yaratıcı değil mi? İşte benim sevdiğim tarz matematik. Bayağı yaratıcıymışsın Kevin. Artık burada bana ihtiyaç yok. Benimkini çözmek istemez misin? Sanatçıların işi asla bitmez. Bak da öğren. Selam minik deniz atı. Küçük bir sincapla arkadaş olmak ister misin? O artık senin komşun. Ve yedi içinde denize geri dönüyoruz. Ve son olarak sevimli bir ayıcık. İşte hepsi bitti. Gerçekten de iyiyim. Sence de öyle değil mi? Biri yorgun düşmüş. Uyan! Ha! Hepsi bitti mi? Sence? Bravo! Yaratıcılıkta şampiyonsun. Zamanımızın Picasso'su. Peynir de. Bir, iki, üç. Ve...
Mavi istiridye kabuğu çıktı. Ah, kedilere bayılırım. Hokus pokus. Hadi sene. İşte. Bunu nasıl yaptı? Acaba içinde ne var? Bir altın para mı? Sen dene. Kollarımı sıvamam gerekmiyor. Sanırım elime bir şey geliyor. Bu gerçek kedi. Ay ne tatlı. Adı nedir dersin? Bence ona Lokum diyelim. Olabilir. Bana nasıl bu çıktı ya? Buldum mu? Bunu bir kedi resmi çizmek için kullanacağım. Tek gereken mükemmel bir yarım daire. Sonra her şey yerine oturur. Ortaya çıkmaya başladı bak. Birkaç farklı şekil müthiş şeyler yapabilir. Ve biraz da renk tabii. Birkaç yeri daha vurgulayalım. Ve bitti. Ne sevimli. Bunun için çok teşekkür ederim. Ay. Annemiş bebeğim. Lokum. Sen hiçbir şey çizmemişsin. Dikkatim dağılmıştı. Kedi çizimlerinizi gösterin bakayım. Bu çok utanç verici. Bu şu ana kadar yaptıklarımın en iyisi. Miyav. Müthiş olmuş. Teşekkürler. İlham mı gelmedi Brian? Fokus, fokus. Lokum. Sırada ne var, sırada ne var? Anlaşılan bir sürpriz. Ne? Anlamadım. Peki. Ha? Burada bir şey yok. Neyle yazacağız? Tabii ya, kendim yapacağım. Hadi. Vay canına. Yapabildiğime inanamıyorum. Şunlara bak. Müthiş. Bir unicorn'la başlıyoruz. Şuraya birkaç küçük çizgi. Bunlar iki güzel göz. Tanıdık gelmeye başladı değil mi? Bak bu bir boynuz. Bu gerçekten bir unicorn. Ama parlak renkler olmadan unicorn olur mu? Yani bir sürü parlak renk. Birkaç küçük ayrıntı resme hayat katar. Ne sevimli, şuna bak. Keşke ben de bunu yapabilseydim. Odaklanayım. İşe yaramadı. Daha da sıkı konsantre olmalıyım. Bunu izlemeye dayanamıyorum. İşte. Evet, işe yaradı. İyi de bununla ne yapacağım? Aynayla mı bir şey yapacağım acaba? Ben de bilemedim. Hey, yansımayı görüyor musun? Bayağı havalı. Şimdi ne yapacağımı anladım. İki birbirinin zıttı iki sayısı ilginç bir şeyler ortaya çıkarabiliyor. Evet, bu minik bir kurbağa. Yeşil renk daha iyi görünmeni sağlayacak. Çok güzel. Bayağı iyi bir sanatçıyım ha? Tam zamanında bitirdim. Çok sevimli, bayıldım. Ya benimki? Biliyor musunuz, ikiniz de kazandınız. Tamam, bu seferkine hazır mısınız? Biraz zürafa görelim. Nasıl yapacağım? Bu çocuk oyuncağım. Uykumda bile yapabilirim. Buldum. Kafasıyla başlayalım. Biraz daha çizgi eklesem.
Buldum. Ama önce bir şeyler atıştırayım. Çok ferahlatıcı. Alışveriş merkezi kocamandı. Ama ihtiyacım olan ilhamı buldum. Önce şu 4 sayıyı çiz. Şu sevimli şeye bak. Ve bir de kuğu. Güzel bir kelebek. Son olarak bir balık. Şimdi hepsini renklendirme vakti. Çok sevimli değil mi? Ve bu kuğu çok zarif. Suyu unutma. Pembe bir kelebek mi yapsak? Harika. Asıl olay detaylarda. Şimdi de balığa geçelim. Pekala. Süre bitti kızlar. Ben 4 tane hayvan çizdim. Zürafa dahil tabii. Harikasın Madison. Annie. Bir dakika daha lütfen. Yeterince hızlı çizemiyorum. Bitti. Bu ilginç olmuş. Zürafa bu durumdan memnun değil. Çevirmenin vakti geldi. Kalp şekli en sevdiğimiz. Ve mükemmel modellerimiz var. 1, 2, 3 aç. Ha, çok yakışıklı. Kalbimin sahibi o. Ah, o benim David'im. Senin mi? İşte bu tuhaf oldu. Kavga etmeyin kızlar. Bunu düzeltmenin bir yolu olmalı. Hey! Bana başka seçenek bırakmadınız. Ve puh! Artık o kadar da yakışıklı değil. Üzgünüm kızlar. O benim. Hep böyle mi görünüyordu? Ben ne sanmışım ya? Oh, gülüşü değişik görünüyor. Neyse, bir şey demeyeyim. Ha, evet. Hey Annie, oradaki David mi? Güzel görünüyor muyum? Nerede? Ha, şapşal. Onu göremiyorum. Nerede? Kalemlerim gitmiş. Madison. Onları sen mi aldın? Bu hiç hoş değildi. De şimdi çalmaya çalış bakalım. Madison dondu mu? Onlar benim. Çok teşekkür ederim. Kalp çiziyorduk değil mi? Mükemmel bir kalp çizmek için etrafına bir dikdörtgen çiz. Ve cetvelli çizgiler çek. Sonra da kalbin içine kıvrımlı çizgiler çiz. Farklı renkler kullanabilirsin. Kalbin etrafını belirginleştir. Ve gölgeleme yap. Şimdi iki tarafı da eşitle. Parlıyor gibi görünmesi için beyaz kalem kullan. Kalbim bitti. Üstelik 3 boyutlu. Ve çözül. Ama ben hiçbir şey çizmedim. Gerçekten harika olmuş Eni. Çok güzel. Hırsızlık için özür dilerim. Bana mı? Teşekkür ederim. David benim olduğu sürece sorun yok. Son bir tane daha kaldı. Bu ses de ne? Aniden hareket etme isteği duymaya başladım. Ellerim dans edecek. Bu şarkıyı daha önce duymamıştım. Ama kesinlikle içimde dans ediyorum. Bir sol anahtarı. Tabii ya. Bas gitar yıkılıyor. Vay canına. Hey, bu benim mi? Seni duyamıyorum. Nasıl gidiyor? İlginç. Güzel olmuş. Bu sayfa boş. Billy, sen misin? İşte imzam kanka. Ay, şimdi bayılacağım. Bir resim daha geliyor.
Bunun için hazır mısınız? Sarı demek, kare demektir. İyi şanslar. Sanırım bir şeyler yapabilirim. Bunu yuvada yapardım. Vay canına. Birisi geometri dersini dinlemiş. Bununla işim olmaz. Bu daha iyi. Bu iyi olacak. Hadi gösterin. Bir kare. Bunun bir şekli var mı ki? Bu bir şey. Kare. Aferin sana. Şimdi görüyor musun? Vay canına, bu sihirbazlığı gördünüz mü? Dahice. Benimkini daha katlamadım. İşte daha iyi görünüyor mu? Çabanı takdir ediyorum Ryan. Aptal kare. Göstersene şunu. Aslında çok kolay. Şunu takip et sadece. Şimdi çizdiğin çizgileri birleştir. Şimdi bir şekle benzemeye başladı. Vay canına. Pekala kızlar. Hadi bakalım. Şimdi sizin sıranız. El mi çiziyoruz? İlginç. Bir fikrim var. Şuna bak. Ne oldu? Biraz elektrik çarptı da. Bu şey elimin gölgesi mi? Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Evet, böyle daha iyi. Ve artık ışığımız var millet. Hadi bakalım. Önce elini kağıda koy. Sonra da elini sevimli bir kuşa çevir. Beyaz pastel boyayla boya. Kanadını daha boyama. Tamam, şimdi olur. Minik ayaklarını da unutma. Bunu nasıl çizeceğimi bilmiyorum. Ne? Bu çok saçma görünüyor. Başka bir şey. Bulamıyorum işte. İşte buldum. Biraz fazla oldu galiba. Bir de bunu deneyelim. Elini bu şekilde tut. Sonra da tatlı bir köpeğe çevir. Artık el gibi görünmüyor değil mi? Kocaman diline baksana. Sonra da kahverengi tüylerini boya. Süre doldu. Şu sanat eserlerine bakın. Onlar eliniz miydi? İnanılmaz. Kuşun muhteşem görünüyor. Gerçekten harika. Mükemmel. Kazananı nasıl seçeceğim? İkisi de çok iyi. İki şampiyon için iki jüri. O zaman bu turu ikimiz de mi kazandık? Buna hazır mısınız? Pembe geldiyse kartal demektir. Daha bitmedi. Ne? Bunun bir anlamı mı var yani? Gizli bir şifre falan mı? Bir bakayım hele. Epeyce düşünmek gerek. Acaba öğlen ne yesen? Ne yaptığını biliyor gibi görünüyor. Ah, ellerim acıdı. Buldum. Noktalardan kartal ortaya çıkıyor. Şimdi geriye boyamak kaldı. Hızlansam iyi olacak. İyi görünüyor. Ve işte bu kadar millet. Bitti mi? Oo, tam zamanında. Şuna bakın. Çok etkilendim.
Aa, teveccühünüz. Ben benimkini serbest stilde yaptım. Ayrıca pırıltı da var. Beğendiniz mi? Deniz kızı kuşu gibi oldu. Ha, peki. Dikkat dikkat. Bugünkü çizim yarışmasına hazır mısınız? Hadi güzel bir şey gelsin. Küçük şirin bir maymun. Kocaman goril gibi bir şeysin sen. Bu kolay olacak. Maymun çizimi tamamen şekille alakalı. Şu ana kadar iyi gözüküyor. Ama ben çok daha iyisini yapabilirim. Kağıdını ortadan katladıktan sonra alttan bir kat daha katla. Şimdi üstüne maymun kafasının yarısını çiz. Yani kulakları ve diğer her şeyi. Sonra yüzünü doldur. Gözleri bitirdiğinde kaşları ile burnunu çiz. Sonra maymunun alt yarısını çiz. Şimdi aradaki boşluğu halletmek gerek. Keskin canavar dişlerini de çizelim. Bu maymun pek dost canlısı görünmüyor. İçini renklerle doldurmayı unutma. Devam et. Neredeyse bitirmek üzereyiz. Sonra diğer renge geç. Ağzın işi neredeyse bitti. Ve sıra şimdi dilinde. Şu maymuna bir bak. Artık korkutucu değil, değil mi? Hey! Şirin olmuş değil mi? Harika olmuş. Çok yaklaşma ama. Oh! Yok, o kadar da korkmadım. Vay canına! Hayal mi görmeye başladım? Yoksa bu kocaman bir goril mi? Oh! Zoe! Siz çocuklar çok komiksiniz. Nasıl yani? Bu çok korkutucuydu. Pekala, şu maymunları bir görelim bakalım. En şirin benimki oldu. Yeni başlayan biri için güzel olmuş. Zoe? Tada! Oo! Ay, aman tanrım. Bu roundu sen kazandın Zoe. Bir dahakine iyi şanslar Matt. Şimdi dikkatinizi verin. Bakalım bu sefer ne gelecek? Acaba bir ağaç mı geliyor? Buna özel bir teknik gerekiyor. Kesinlikle çok yetenekli. Ama pek endişelenmeme gerek yok. Benim de kendime ait numaralarım var. Hey, kes şunu. Of Zoe, bak ne yaptırdın. Keşke o tarafa uzanmasaydım. Şimdi ne olacak? Her yer mürekkep oldu. Bir dakika. Sadece birkaç şeye ihtiyacım var. Hey! Sağ ol, buna ihtiyacım var da. Tamam, malzemelerim hazır. Şimdi temiz bir sayfaya ihtiyacım var. Kağıdın üstüne siyah mürekkebi dök. Sonra üstüne pipetle üfle. Üfleyerek mürekkebi sağa sola doğru ilerlet. Birkaç yöne böyle dağılması lazım. Evet, bunlar dallar oluyor. Çiçekleri unutmamalı. Hey! Ha? Ha? Nasıl, beğendiniz mi? Oo, vay canına! Muhteşem olmuş! Bunu sen mi yaptın yani? Benimkini hiç göstermek istemiyorum. Çok sıkıcı oldu. Daha kötüsü de olabilirdi. Her neyse. Bu turu sen kazandın Matt. Ağaçların efendisi benim. Son bir tane daha kaldı. Bu ses de ne? Aniden hareket etme isteği duymaya başladım. Ellerim dans edecek. Bu şarkıyı daha önce duymamıştım. Ama kesinlikle içimde dans ediyorum. Bir sol anahtarı? Tabii ya. Bas gitar yıkılıyor. Vay canına. Hey, bu benim mi? Seni duyamıyorum. Nasıl gidiyor? İlginç. Güzel olmuş.
Bu sayfa boş. Beli, sen misin? İşte imzam kanka. Ay, şimdi bayılacağım. Belki de bu pek iyi bir fikir değil. Ha? Okus pokusu çizeceğiniz şey ben mi? Bugün iyice çılgınlaşacağız sanırım. Sakıncası yoksa ben başlıyorum. Hadi bakalım. Şunun hızlıca çevresini çizeyim. Önce şurayı. Sonra sapın çevresini. İşte tamam. Güzel. Onun ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi biraz keselim. Bu işte yeterince usta mıyım? Parmaklara dikkat. Bu da neydi? Neyse. Bunlar da ne böyle? Sanat eserimin üstüne geliyor. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musun artık? Ağaçlarda yaşar ve geceliğin ortaya çıkar. Ne mi? Bir de hu hu diye ses çıkarır. Bu bizim minik baykuş arkadaşımız. Ne sevimli değil mi? Neredeyse bitti. Mükemmel. Sadece biraz renklendirmek gerek. Bu fosforlu tonlar harika. Ortaya çıkmaya başladı. Tadam! İlginç. Milan'ınki de bayağı iyi olmuş. Aferin. Havalı. Peki ya şu dağınıkla kim toplayacak? Pantolonum. Of ya. Görünüşe göre ödülü Melanie alıyor. Yeni bir akşam üzeri ve yeni bir sanat projesi. Ne haber kızım? Ben de şurada resim yapsam sorun olur mu? Önce eşyalarımı çıkarayım. Merhaba boya paleti ve fırça. Fırçasız ressam mı olur zaten? Hadi ya, bunu nasıl kullanacağım şimdi? Gidip yeni fırça satın alacak vaktim de yok. Hey, şunlar kulak pamuğu mu? Bunları fırça yerine kullanabilir miyim ki? Şunları bir saniye için ödünç alıyorum, tamam mı? Hey, onlar bana lazım. Ah, diş fırçası da işe yarar. Tamamdır, tamamdır. Bu malzemelerle işe hazırım. Bu sanat tüyosu için büyük bir beyaz kağıda ve dayanıklı bir lastikle bir araya getirdiğim bir sürü kulak pamuğuna ihtiyacın olacak. Kulak pamuğu destesini boyaya bandır. Her yere eşit gelmesine gerek yok. Bunu yaptıktan sonra kağıda rastgele dokundur. Farklı renkler eklemek içinse bir tane kulak çubuğu seç ve onu dilediğin renge daldır. Bu yeşil noktacıkların arasına çizeceğin kahverengimsi çizgilerle şahane ağaçlar yapabilirsin. Diş fırçasıyla da resmin daha gerçekçi görünmesini sağla. Ufak dokunuşlarla şahane çimenler yapabilirsin bak. Yeni şaheserime bakmak ister misin? Vay, adeta modern zamanların Manesi gibisin. En son olaraksa şaheserini asabileceğin bir duvar bul. Çünkü buna her zaman bakmak isteyeceksin.